1856 yılında yapılır. Niye yapılır burası? Saat fermanının ilanının temel nedeni Batı'nın baskısıdır. Tanzimat'ta Batı baskısı yoktur ama ıslahatta Batı baskısı vardır. İç işlerimize karışmasını engellemektir. Zaten adamlar Kırım Savaşı sonucunda imzalanan Paris Barış Konferansı'nda da bunu alenen dile getirmişlerdi. Bundan dolayı ıslahat fermanını hazırlar. Sadrazam Mehmet Emin Ali Paşa'dır bu sefer. Mustafa Reşit'te ne oldu derseniz, Mustafa Reşit Paşa'ya ne oldu derseniz arkadaşlar, Mustafa Reşit Paşa ıslahatın fermanına karşı çıkan birisidir ve bundan dolayı da görevden alınır. Hatta bu karşı çıkmasını, bu ferman Müslümanların aleyhinedir, Osmanlı Devleti'nin bağımsızlığına terstir, çıkarlarına aykırıdır diye de rapor dahi sunmuştur fermanda arkadaşlar, ferman öncesinde. Ancak bu ferman hazırlanır. Tanzimat fermanının eksik bıraktığı yerleri tamamlar. Öyle söyleyelim. Kime? Sadece gayrimüslimliklere, azınlıklara verilen düzenlemelerdir bunlar. Yapılan düzenlemelere bakılacak olursak, hatırlayın nedir? Kanun önünde eşit bir şeyde, Tanzimat fermanında, burada her alanda eşitlik yapılacaktır. Hatta azınlıklar, gayrimüslimler Osmanlı Devleti'nden daha fazla hak elde edecektir Müslümana karşı sevgili arkadaşlar. Bu slaytta yok ama eksik olması gereken şu. Bakayım diğer slaytınızda var mı? Yok. Şunu bilin. Gayrimüslimlere ilk defa okul, kilise, banka, mahkeme açma hakkı verilmiştir. Yazayım hemen. Gayrimüslimlere yazamadım. Gayrimüslimlere arkadaşlar yazılmıyor. Bir değişik değişik bir şeyler çıktı. Estağfurullah. Gayrimüslimlere banka, okul ise ve mahkeme kurma hakları vermişlerdir. Gayrimüslimler kim? Yabancılar arkadaşlar. Osmanlı vatandaşı olmayan kimseler bile elin İngiliz'i, elin Fransız'ı banka, okul, kilise açabilecektir. Hatırlayın şeyi. Galata bankerlerinin açtığı bir Bankı der Saadet diye banka vardı ki 1847'dir bunun tarihi. Sonra Bankı Şahane açıldı 1800 kaçta? 56-57 gibi Bankı Şahane açıldı. Bankı Şahane ise yabancıların bankasıydı. Ne zamandan sonra? İşte ıslahat fermanından sonra yabancılara banka, okul, kilise, mahkeme açma hakları vermişlerdir. Şöyle bir cümle verebilir bize. Bir adamın resmini verir. Sallıyorum bir papaz. Artık der tebaalım, benim tebaam. Kendi mahkemesini kurup kendi kilisesinde rahatça ibadet edebilecektir der. Bu kavram aşağıdakilerin hangisinin gelişmesi sonucundadır? Hangisinin yürürlüğe girmesi sonucundadır der ıslahat fermanı. Değişik bir soru kalıbı olur böyle bir soru gelirse. Gayrimüslimlere banka, okul, kilise, mahkeme açma hakkı verilirken azınlıklara da bizim vatandaşımız olan gayrimüslimlere de memur olabilme hakkı, il genel meclislerine katılabilme hakkı verilir arkadaşlar. Hatırlayın Tanzimat fermanında askerlik 5 yıla zorunlu hizmete çıkıyordu. Islahat fermanında bu zorunluluk kaldırılmıştır. Bedeli nakdi ödeyenler, bedelli ödeyenler askerlikten muaf tutulacaktır. Bütün herkes mi? Sadece gayrimüslimler. O zaman Anadolu'daki Haşim Efendi olarak ben buna karşı çıkar mıyım? Elbette karşı çıkarım. Bundan dolayı Müslümanlarla gayrimüslimler arasındaki birlikten ziyade rekabeti, çatışmayı da artırır. Bir de ıslahat fermanında bilinmesi gereken önemli bir kavram.
azınlıklara küçük düşürücü ifadeler kullanılmayacak arkadaşlar. Yani gavura gavur denilmeyecek. Zındık denilmeyecek. Kafir denilmeyecek. Bu tarz bir söylem olmayacak. Gayrimüslim kardeşim diyeceğiz burada aziz canlar. Müslümanları biraz daha geri bıraktığı için askerlik yönünde azınlıkları bir tık daha ön plana çıkardığından dolayı bu fermana karşı çıkılmıştı. Özellikle Mustafa Reşit Paşa tarafından rapor yazılmıştır. Bunu bileceğiz dedik. Bir de ıslahat fermanına tepki için dönemin padişahı cizye vergisi tamamen kaldırılır. Aynen öyle. Cizye vergisi tamamen kaldırılır. Normalde cizye tanzimatta kalktı denir ama orada tanzimatta kalkan kısmendir. Burada ise tamamen kalkar cizye vergisi. Kuleli ve ciddi olaylar arkadaşlar. Islahat fermanına tepki olarak meydana çıkar. Kuleli ve Cidde olayları ıslahat fermanına tepki olarak çıkar. Buna dikkat ediniz. Islahat fermanı dediğimiz bu. İster istemez bizde yabancı okul açılması, misyonerlik faaliyetlerinin artmasına, kiliselerin açılması, misyonerlik faaliyetlerinin artmasına sebep olacağı için dağılma hızlanacaktır sevgili arkadaşlar. Geliyorum meşrutiyete kanuni esasiye arkadaşlar. Önemlidir meşrutiyet. Osmanlı Devleti'nde artık rejim değişir. Hocam Kuleli olayında mı Mecid tahta indirilip aziz getirilmişti? Bu olay başarısız oldu Gül Hocam. Mecid tahttan inmedi ama Mecid'i tahttan indirmeye yönelik bir girişimdi. Bizdeki Müslümanlar tarafından yapılan, yani Türkler tarafından biraz daha azınlıklara haklar verildiği için onların çıkarmış olduğu bir ayaklanmadır Kuleli isyanı. Hem Tanzimat'a hem de ıslahat fermanına Avusturya'da karşı çıkar. Çünkü o da çok uluslu bir devlettir arkadaşlar. Bendeki azınlıklar da bunu isterler diye Avusturya'nın karşı çıktığından biliniz. Geliyorum nereye? Meşrutiyet. Meşrutiyet padişah artı meclisli bir yönetim biçimi. Yani bir rejimimiz değişecek. Peki meşrutiyete giden süreç ne? Onu bir hatırlayalım arkadaşlar. Bizde bir grup var, genç Osmanlılar. Meşrutiyetin ilanında çok etkililer. Genç Osmanlılar dediğim bu grup. Ziya Paşa, Namık Kemal, Ali Suavi, Mithat Paşa, Hüseyin Avni Paşa, İsmail Fazıl Paşa gibi Ayi Efendi, Şinasi gibi kişiler arkadaşlar meşrutiyetin ilanında etkili olan gruptur. Jön Türk grubu, Yeni Osmanlı, Genç Osmanlı grubudur. Bunlar Abdülaziz'e der ki, Sultan Abdülaziz'e meşrutiyeti ilan et. Abdülaziz meşrutiyeti ilan etmez ve iki bileği kesilir. Abdülaziz'in intihar süsü verilir arkadaşlar. Sonrasına yerine 5. Murat tahta çıkarılır. 5. Murat Osmanlı Devleti'nde en kısa süreli padişahtı. Ama ekberdir. Ancak ne değildir? Erşed değildir sevgili arkadaşlar. Bundan dolayı 5. Murat'ın da meşrutiyeti ilan edebilecek kalibrede olmadığı ortaya çıkar. Bunun yerine Abdülhamit der ki ben tahta çıkarsam meşrutiyeti ilan ederim der. Ve 1876'nın Ağustos'unda, Eylül'ünde, 31 Ağustos'ta Abdülhamit tahta çıkar. 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde anayasa hazırlanır ve meşrutiyet ilan edilir. O zaman 1. meşrutiyetin ilanında etkili olan, bilekleri kesilen kimdi? Abdülaziz'di arkadaşlar. 2 bileği kesilerek intihar etti denildi yıllarca Abdülaziz'e ama katledildiği ortaya çıktı son dönemlerde. Öyle söyleyelim. İki bileği diyorum. Meşrutiyeti ilan eden Abdülhamit, söz veren Abdülhamit tahta çıkar ve meşrutiyeti ilan eder. Anayasayı hazırlar öncesinde. Peki anayasanın hazırlanmasına giden süreci nedir onu bilelim. Birincisi, birinci meşrutiyetin ilanında etkili olan grup arkadaşlar Jön Türklerdir. Bunu mutlaka bilin.
İkincisi Balkan bunalımıdır. Balkan bunalımı, hatırlayın konuşmuştuk biz bunu. Avrupalı devletler Balkan bunalımını çözmek için Osmanlı'nın iç işlerine karışıyorlardı. Ve Osmanlı bu karıştırmayı engellemek amacıyla Tersane Konferansı'nın yapıldığı gün, İstanbul'da yapılır Tersane Konferansı, aynı gün meşrutiyeti ilan etmiştir. Balkan bunalımını sonuçsuz bırakmıştır sevgili arkadaşlar. Abdülhamit. Meşrutiyetin ilanıyla, biz dilimiz meşrutiyet dese de ilan edilen kanuni esasidir, anayasadır arkadaşlar. Kanuni esası Türk tarihinin ilk anayasasıdır. Bunu bilin, yazılı anayasası. Artık parlamento meclise geçeriz. Halk kısmen de olsa yönetime katılır sevgili arkadaşlar. Kanuni esası deyince aklımıza neler gelmeli? Bir, aklımıza buranın Mithat Paşası gelsin, komisyonu gelsin. Kanuni esası hazırlayan kişi Mithat Paşa'dır. Mithat Paşa, Abdülaziz'e bunu ilan ettiremeyince, 5. Murat'la deli çıkınca, yeter ki meşrutiyet olsun da çamurdan olsun diyerek her istediği padişahın istediklerini yazar. Padişah der ki, peki bundan benim ne kadar kaybım olacak? Padişahım, sizin kaybınız olmayacak. Sizin yetkilerinizi biz anayasal güvence altına alacağız. Hatta mecliste güçlendirilmiş padişahlık diyeceğiz buna. Tamamen maddelerine bakıldığı zaman. Bu anayasa sevgili arkadaşlar. Şurada Fransa ve Belçika yazıyor slaytta. Onu lütfen düzeltin. Eğer çıktısını falan aldıysanız Fransa yerine Prusya yazın. Yani kanuni esası dediğimiz Osmanlı'nın ilk anayasası, Prusya ve Belçika anayasaları örnek alınarak hazırlanır. Bir kez daha söylüyorum. Kanuni esasımız, Türk tarihinin ilk anayasası, Belçika ve Prusya anayasaları örnek alınarak hazırlanmıştır. Saniyenizi aldım. Tamam. Şimdi kanuni esasında neler var? Ona bir bakacağız. Madde madde gireceğim kanuni esası arkadaşlar. Kanuni esası parlamento, meclis. Padişahın yanında meclisinde olmasıdır arkadaşlar. Bizim padişahımız Abdülhamit, onu biliyorum. Meclisimin adı Meclisi Umumi'dir. Meclisi Umumi'ye gelmeden önce İçeriğine de bir bakalım bu kanuni esasının neler var. Diyor ki meclisi açma, Prusyan devlet günümüzdeki Almanya devlet arkadaşlar. Meclisi açma kapama yetkisi padişahtadır. Kanunlar padişahın onayından sonra yürürlüğe girer. Padişahın veto yetkisi vardır tabiri caizse. Artı meclisin 1/3'ünü padişah tarafından atanır. Seçimler 4 yılda 1 yapılır. Gibi bir sürü maddesi var. Hatta Abdülhamit der ki Mithat'a, ben der sürgün yetkisi de istiyorum. O da der ki hay hay sultanım, istediğiniz bir sürgün yetkisi olsun. Canınız kurban olsun der. Sürgün yetkisi yazılır. Padişahın veto, sansür ve sürgün yetkileri vardır bu mecliste, bu anayasada. Tam bir demokratik değil. Bu yetkiyi Abdülhamit ilk defa Mithat Paşa üzerinde kullanır arkadaşlar. O sürgün yetkisinden nasibini alan, anayasaya da koyan Mithat Paşa'dır. Öyle söyleyelim. Geldik meclise. Seçimler yapılır. 4 yılda 1 seçim yapılıyor. Sonrasında Şubat gibi arkadaşlar meclis açılır. Açılan bu mecliste İki başlıdır meclis. Birisi Ayan, birisi Mebusan Meclisi. Şuraya lütfen dikkat edin. Bizim meclisimizin adı ne Ayan'dır ne de Mebusan. Hani günümüzde meclisimizin adı ne? TBMM. İşte Osmanlı Devleti'nin ilk meclisinin adı da Umumi Meclis'tir arkadaşlar. Meclisi Umumi, Genel Meclis. Buna dikkat edin. Meclisimin adı bu. Gelirse çok basit bir soru olur ama çoğu kişi buna Meclisi Mebusan diyebilir, demedi demeyiniz. Çift başlı olan meclisinde Ayan Meclisi'ni padişah atar.
Atanan her vekil ölene kadardır arkadaşlar. Ölene kadar vazifelidir. Süper. Sayıları da toplamda 26 kişi kadar olabilmiş. Mebusan Meclisi'nin üyelerini de halk seçer. Mebusan Meclisi'nin üyelerini halk seçer. Halktan kastım kim arkadaşlar? Vergi veren erkekler. Vergi veren erkek her 50 bin erkek bir tane vekil seçer aziz canlar. Ve 4 yıllığına seçilir milletvekilleri. Hocam bu 4 yıllık süreç esasında 5 yıl değil miydi? Hocam 5 yıl günümüzün vekilleri olabilir. Ama Osmanlı vekilleri 4 yıllığına seçilir. Buna dikkat ediniz. Peki benim halkımın içerisinde, vergi veren halkımın içerisinde hem Müslümanlar var hem gayrimüslimler var. O zaman vekillerimin içerisinde de Müslüman ve gayrimüslimler olur. 69 tane Müslüman, 46 tane gayrimüslim olmak üzere 115 vekil seçilmiştir arkadaşlar. Hem Mebusan Meclisi hem Ayan Meclisi temsil oranlarında birer ikişer kişi, toplamda 8-10 kişilik bir heyet kurulur. Buna da heyeti bükela bakanlar kurulu denir arkadaşlar. Buna dikkat ediniz. Meclisimin adı Meclisi Umumidir. Padişah tarafından atanan meclis Ayan Meclisi, diğer tarafından atanan halkın seçtiği mecliste Mebusan Meclisidir. Halktan kastım erkeklerdir, vergi veren erkekler. Kısmen de olsa halk yönetime katılır arkadaşlar. İkinci Abdülhamit, 2. Abdülhamit, 93 harbi vardı hatırlarsanız. 93 harbinden dolayı sevgili arkadaşlar, bütün Balkan uluslarının bize karşı Rusya'yı desteklemesi üzerine der ki ben meclisi feshediyorum. Meclis feshedilir. Meclis feshedildikten sonra da ülke 31 yıl istibdatla, Abdülhamit'in istibdatıyla yönetilir aziz canlar. Geliyoruz nereye? Heyet-i Bükela Bakanlar Kurulu'ydu hocam. Hem Ayan Meclisi kanadı hem Mebusan Meclisi kanadı birleşir. Bir heyet ortaya çıkarırlar. Bakanlar Kurulu, günümüzün Bakanlar Kurulu diyebiliriz. Bir slide değişikliği yapacağım arkadaşlar. Umarım sizdeki slide gitmemiştir. Şu an gözüküyordur. Var mı sıkıntı? İkinci meşrutiyet yazıyor. Yok hocam, slide açık. Tamam. Şimdi aziz canlar, geliyoruz ikinci meşrutiyete. Abdülhamit kendisine verilen yetkiyi kullanarak Meclisi Mebusan'ı ya da Meclisi Umumi'yi tatil etmişti. 30 yıl bu tatildeydi sevgili arkadaşlar. Sonrasında ise yaşanan gelişmeler bize ikinci meşrutiyetin ilanına zemin hazırlar. Yine padişahım Abdülhamit'tir. Padişaha derler ki sultanım ne olur gelin şu meşrutiyeti ilan edin. Kanuni esasiyi yürürlüğe bir kez daha koyun derler ama Abdülhamit ayak direr. Bunu diyen kimdir? İttihat Terakki Cemiyeti. Bu cemiyet Abdülhamit döneminde gizli örgütlenme içerisine girmiş bir cemiyettir sevgili arkadaşlar. Bu cemiyet çoğu da subay kökenlidir. Asker kökenli bir cemiyettir. Abdülhamit'e ilan et derler, ilan etmezler. Çünkü Reval görüşmeleri denen bir görüşme vardır arkadaşlar. İngiltere ve Rusya Osmanlı Devleti'ni alenen paylaşır. Gizli bir anlaşma. Bu anlaşma açığa çıkınca bizimkiler Abdülhamit'e baskı yaparlar. Abdülhamit ise meşrutiyeti ilan etmekte diretir arkadaşlar. Bunun üzerine İttihat Terakkicilerden Resneli Niyazi Bey bir subaydır. Emrindeki askerleri alır, dağa çıkar. Makedonya'da isyan eder. Eyüp Sabri Bey
Polonya markası gibi son dönem popüler artık. Eyüp Sabri Bey arkadaşlar, bu da Manastır'da isyan eder. İki Osmanlı askeri Osmanlı'ya karşı isyan eder. Öyle söyleyelim. Abdülhamit bu isyanı bastırmak için Enver Paşa'yı görevlendirir. Enver eder ki, oğlum Enver, biliyorum siz bir gizli örgütlenme içerisindesiniz ve bu dağa çıkan kişiler de senin arkadaşlarındır. Git bunları ikna et, bunların isyanlarını bastır. Ancak kan dökme, ilk kurşunu sen atma diye sıkı sıkıya tembihler. Enver Paşa'nın da hüviyetine bir ordu verilir. Zaten ordu komutanıdır Enver Paşa arkadaşlar. Enver Paşa da kendi askerlerini alarak isyanı bastırmak için yola çıksa da Selanik'te Enver Paşa da isyan eder arkadaşlar. 3 İttihat Terakki üyesi Paşa emrindeki askerlerle isyan eder. Abdülhamit der ki, tamam der keratalar, ben der sizinle uğraşacak halim yok. Gelin anayasayı tekrardan yürürlüğe koydum diye bir ferman yayımlar ve bu sayede ikinci meşrutiyet ilan edilir. İkinci meşrutiyetin ilanı Osmanlı Devleti'nde bir bayram olarak kutlanır arkadaşlar. Milli bir bayram olarak kutlanır. O bayramın adı da Iydı Milli Bayramı'dır canlar. Slaytım paylaşımı açık diyor şu an Gül Hocam. Muhtemelen sen de gitmiş olabilir. Diğer arkadaşlara da gitti mi? Gitti mi gitmedi mi? Evet gitti. Yok hocam var. Feyza'da var. Zeynep'te var. Giden arkadaşlar hemen bir girsin çıksın hemen. Bekliyorum hadi. Sizi bekleyeceğim arkadaşlar. Hamza gitti. Gül gitti. Özlem gitti. Hamza geri geldi. Özlem geri geldi. Gül gelemedi. Neredesin Gül? Herhalde Gül gelmeyecek. Bir daha girmeyin dedi. Tamam. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Meşrutiyet ilan edilir ve bu kişiler Enver, Cemal, özür dilerim, Enver Bey, Resneli Niyazi Bey ve Eyüp Sabri Bey Osmanlı Devleti'nde hürriyet kahramanları olarak bilinir arkadaşlar. Bunlara biz hürriyet kahramanı deriz. Çünkü meşrutiyeti ilan ettirdikleri askerlere de hürriyet taburları denir. Öyle söyleyelim. Bunu da bir bayram olarak kutluyoruz dedik. 23 Temmuz tarihi bayram olarak, slide yok hocam. Az önce vardı ya. Tamam. Bayram olarak kutluyoruz bunu. Ne bayramı? Iydı Milli Bayramı olarak kutlanır. Demokrasi Bayramı olarak kutlanır. Osmanlı Devleti'nde ilk bayramdır bu bayram. Demokrasi Bayramı. Günümüzdeki demokrasi bayramına 15 Temmuz hadisesinin olduğu gündür. 15 Temmuz'u demokrasi bayramı ilan ettiler malumunuz. Şimdi geldik hikayenin kısmına. Benim hikayelerimi özleyenler vardı. Değineyim o zaman. Meşrutiyet ilan edilince arkadaşlar bu üç hürriyet kahramanı İstanbul'a gelir. Dışarıdan birisi, özellikle üst rütbeli kimseler, padişah, sadrazam, Kırım Hanı, bunlar İstanbul'a geldiğinde halk coşkuyla karşılar. Şenlikler düzenlenir. Bunlara da şenlikler düzenlenir. Ve kendileri karşılanan kişiler de o dönemde fakire, fukaraya bahşiş dağıtır arkadaşlar. Para dağıtır, öyle söyleyelim. Dilenciler sevinir bu şenliklerde. Bizim hürriyet kahramanları da İstanbul'a gelince şenlikler düzenlenir. At sırtında Resneli Niyazi Bey en önde gelir. Kasıla kasıla gelir. Adam hürriyet kahramanıdır çünkü. Dilenci bundan el uzatır, bir şeyler ister. Ancak Resneli Niyazi Bey'in kibirden bunu gözü görmez derler. Diğer dilenciler de birkaç bir şey ister. Hiç kimsenin de bahşiş dağıtma aklına gelmez. Çünkü gelenektir bu. Halkın toplandığı, dışarıdan birilerini alkışlıyorlarsa
Burada o alkışlanan kişinin bahşiş dağıtması lazım, sadaka vermesi lazım. Bunların para, tura aklına gelmez. Kibir diyelim bu askerlere. Resmini Niyazi Bey geniş halk kitlesine seslenmek için atından iner ve o esnada bir dilenci Resmini Niyazi Bey'i hançerleyerek öldürür arkadaşlar. Resmini Niyazi Bey'in naaşını alırlar. Direkt şehitliğe defletmek isterler İttihatçılar. Meşrutiyet karşıtı olanlar da der ki bu şehit değildir. Haindir. Devletinin son döneminde isyan etmiş bir haindir. Asla şehitliğe defnedilmesine müsaade etmeyiz derler. Ortalık karışır. Bunu götürürler Şeyhülislam'a sorarlar. Derler ki bunun akıbeti nedir? Hain midir, şehit midir? Şeyhülislam da ne şehittir ne gazi. Pisi pisine gitti Niyazi der. İşte o pisi pisine giden Niyazi, günümüze kadar da deyim olarak gelen Niyazi, bu Niyazi'dir arkadaşlar. Resneni Niyazi Bey'dir. Evet, Resneni Niyazi Bey'i de götürdük. Sonrasında biz meşrutiyet istemeyiz diye bir ayaklanma çıkar arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde. Kimdir bu ayaklanma? 31 Mart ayaklanması, 31 Mart vakası. Hicri 13 Nisan, Hicri 31 Mart'a, miladi 13 Nisan'a denk gelir bu ayaklanma arkadaşlar. Rejime karşı yapılan ilk ayaklanmadır. Meşrutiyete karşı, rejime karşı yapılan ilk ayaklanmadır dedik. Gül, uzun gittin ya, bir gittin gelmedin. Biz de başladık sen gelmeyince konuya. Rejime karşı yapılan ilk ayaklanmadır bu ayaklanma. Kimler çıkarır bu ayaklanmayı? Bu ayaklanmayı arkadaşlar, destekleyenleri lütfen biliniz. Tek tek yazacağım bakın buraya. 31 Mart isyanını destekleyenler. İmkanınız varsa siz de yazın. Eğer bir kitaptan bir yerden takip etmiyorsanız. Hemen bakalım. Volkan Gazetesi. Artı Serbesti Gazetesi arkadaşlar. Volkan Gazetesi, Serbesti Gazetesi, Avcı Taburları. Bu Avcı Taburları da Abdülhamit'e bağlı taburlar. İsyanı bastırmadıkları için destekledi sayılır. Bir de dönemin muhalif partisi, İttihatçıların karşısında olan parti Ahrar Fırkası. Bu dördü 31 Mart isyanını destekleyeceklerdir arkadaşlar. Lütfen unutmayın, buradan soru gelir, haberiniz olsun. Bu isyan büyümeye başlayınca isyanı Selanik'ten gelen bir ordu bastırır. İttihatçıların ordusudur bu. Adı da hareket ordusudur. Dikkat edin, Selanik'ten geldiğini bilin. Orduyu bastıran, isyanı bastıran ordu hareket ordusu. Hürriyet taburları, eski hürriyet taburlarının ordusudur. Onun için sorulabilme olanağı vardır. Hareket ordusunun başkanı Mahmut Şevket Paşa'dır. Sağlam bir ittihatçı. Yanında da Mustafa Kemal vardır. Yüzbaşıdır, kol ağasıdır. Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal. Tarih sahnesine ilk defa çıkışıdır arkadaşlar. O zaman Mustafa Kemal'in içinde bulunduğu bu ordu yeniliklere karşı mı değil mi? Yeniliklere karşı mı değil mi arkadaşlar? Değil. Aynen öyle, yenilik taraftarı, yenilik isteyen bir ordudur. Yeniliğe karşı değil hocam. Bu isyan yeniliğe karşı. Bu isyan gerici. İsyanı bastıran hareket ordusu yenilikçi. Öyle söyleyelim. Çünkü ittihatçı bunlar. Meşrutiyet istiyorlar. Öyle düşünmek lazım. Yeniliğe karşı değildir hareket ordusu. Yeniliklerin taraftarıdır aziz canlar. İsyanı bastırırlar. Hatta isyanda rolü olduğu gerekçesiyle Sultan Abdülhamit'i meclis kararıyla tahttan indirirler.
meclis kararıyla tahttan indirilen ilk kişidir, ilk padişahtır 2. Abdülhamit. Yerine kukla bir padişah gelir. 5. Mehmet Reşat padişah gelir. Döneminde bir takım anayasal değişiklikler de yapılacaktır arkadaşlar. Neler yapılır mesela bunun döneminde 1909'da? Padişahın sürgün, veto yetkisi kaldırılır. Önceden izin almak gerekiyordu cemiyet kurmak için. Onlar izine bağlanmaz. Cemiyet, parti kurmak, gazete çıkarmak kolaylaşır. Daha demokratik bir anayasa yapılır. 5. Mehmet Reşat döneminde. O zaman ilk anayasayı ilan eden padişah Abdülhamit, ilk anayasa değişikliğinin yapıldığı padişah da 5. Mehmet Reşat'tır. 2. Abdülhamit tahttan indirildikten sonra Selanik'e gönderilir arkadaşlar. Selanik'te bir köşkte, köşkün adı çok önemli değil ama yazacağım buraya. Alaaddini Köşkü. Burada göz hapsinde kalır. Selanik Alaaddini Köşkü'nde göz hapsinde kalır arkadaşlar. Peki bu süreçte kaybettiğim topraklar neler? Kesinlikle bileceğiz bunları. Bulgaristan bağımsız olur 1909'da. Berlin Anlaşması'nda da olmuştu. Ayastefanos da Berlin'de alınmıştı bağımsızlığı elinden. Girit Yunanistan tarafından ilhak edilir, işgal edilir. Bosna Hersek ilhak edilir arkadaşlar. Avusturya Macaristan tarafından. O zaman Bulgaristan, Girit ve Bosna'yı Osmanlı Devleti 2. Meşrutiyet sürecinde kaybedecektir. 2. Abdülhamit, tahttan indirilen padişah 2. Abdülhamit'tir. Selanik'te Alaaddini Köşkü'nde göz hapsinde tutulur. Evet canlar, bugüne kadar hangi olaylar padişah değişikliğine neden olur? Dikkat! 1. Cebeci olayı vardı hatırlarsanız. 1703'tü bunun tarihi. Ya da diğer adıyla Edirne vakası da denir buna. Bu bir padişah değişikliğine sebep olur. 3. Ahmet tahta çıkıyordu bu olayla. Artı hocam 31 Mart olayı Şeyh Said ve Menemen'e benzer mi? Benzer. Hangi yönüyle? Rejime karşı olması yönüyle benzer hocam. Tamam. Rejime karşı oldukları için benzer. Yani Menemen rejime karşı da Şeyh Said o da rejim diyebiliriz. Rejime karşı olması yönüyle benzer. Artı 1730 Patronu Halil İsyanı. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Araya bir şey yazmayın. Karışmasın. Patronu Halil İsyanı. Bir saniye arkadaşlar. Size daha güzel bir şey yapma niyetindeyim. Olmalı. Artı 1807 Kabakçı Mustafa İsyanı. Yine 1808 Alemdar olayı. Ve 1909 31 Mart olayı ile Osmanlı Devleti'nde taht değişiklikleri yaşanır. O zaman bir Çınar olayında, bir vakayı vakvakiyede yani vakayı hayriyede bu tarz kavramlarda herhangi bir taht değişikliği yoktur. Bu isyanlara dikkat edin. Bu 5 isyana, Cebeci olayı, Patron Halil olayı, Kabakçı Mustafa isyanı, bir de Alemdar olayı. Bunlar arkadaşlar Patron Halil'i şuraya yazdım da ayıramadım onları. Ayırmaya çalıştım. Yanlış oldu. Bu isyanlarda bir taht değişikliği vardır. Bunun dışındaki isyanlarda herhangi bir taht değişikliği yoktur sevgili arkadaşlar.
Buraya kadar olan yerde var mı sorunuz?